Sevgili 4. sınıf öğrencilerim, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda 1. dönem 1. yazılı sınavı için örnek sorular beraber çözüyoruz. Sınav örneği yapıyoruz arkadaşlar. Umarım hani bunları siz doğru cevap verebilirsiniz. Zaten e, ille de sınav birebir bunun gibi olma, olacak diye bir şey yok ama şöyle söyleyeyim. Şimdi bu sorulara birisi çok güzel cevap verebiliyorsa demek ki tüm ünitede tüm konuları tüm ünitelerde öğrenmiş ve sıkıntı yaşamayacaktır. Ee, başlıyoruz hemen. Birinci soruda diyor ki Write the words to the pictures below. Kelimeleri altındaki e, yani alttaki resimlerin altına yazın uygun olan kelimeleri. Hemen bakıyoruz. Book birinci arkadaşlar. Böyle sırayla gidiyorum. Sonra aşağı sıraya okuyacağım. Pencil case, kalemlik, ruler, hatta ben Türkçesini söylememe gerek yok. Fotoğrafta görüyorsunuz. Ruler, sharpener, eraser, ikinci sıraya geçiyoruz görsellerde. Pencil, door, school bag, notebook, scissors. Benim sizden beklentim hiç zaten bu kutucuktaki kelimelere bakmadan bunların İngilizcesini bulmanız. Çünkü ders anlatım videolarında kanalımızda bunları defalarca tekrar etmişiz. İkinci soruya geçelim. Diyaloglardaki boşluklara uygun cümleleri seçerek yazınız. Bire bakalım. Bu uygun söz. Bakın kutucuktaki cümleler şunlar ve karşısındaki emojilere göre veya sorunun şekline göre cevap vereceğiz. Bir numara Ali, May I take your book? veli diyor ki sure. Bakın burada güler yüz var. Ş Tabii ki kitabını alabilir miyim? Tabii ki. 2 numara Derin diyor ki May I come in teacher? İçeri girebilir miyim öğretmenim? Öğretmen de diyor ki yes you may. Evet girebilirsin. Çünkü güler yüz var olumlu. Üç numara Lily diyor ki may I turn on the light ışıkları yakabilir miyim? Olumsuz surat var. James diyor ki sorry not right now. Kusura bakma şimdi değil. Dört numarada Kemal diyor ki the ruler please. Cetvel lütfen. Cevdet diyor ki say that again please. Kemal diyor ki the ruler please. Cetvel lütfen. Cevdet diyor ki oh here you are. Oh, Al buyur. Şimdi mesela bunu nereden anladık bu olması? Birincisi burada sadece bir şık kalmıştı. Kutucukta diyelim ki kutucukta fazladan kelimeler var. Yani cümleler var. 3-4 tane fazladan kalmış. Yine burada 4 numarada ilk soruyu ikinci kısımda tekrar ettiği için demek ki duymamış ve yeniden anlat demiş. Oradan anladık. B sorusuna tekrar bakıyoruz burada. Bunun ikinci kısmına bakıyoruz. Write the numbers. Numaraları yazınız. Sayılarını yazınız. 36, 36, 41, 41, 83, 83, 65, 65, 29, 29. Bu tarafta da rakamları yazmış. 54, 54, 12, 12, 77, 77, 98, 98. Kirede de koyabilirsiniz. Koymayabilirsiniz. 100, 100. Diğer kısma geçiyoruz. Write the directions to the compass. Yönleri pusulaya yazınız. Where is Sinop? Bakın 4 tane yön var burada. Temel yönler. E, e, asıl yönler. Where is Sinop? North. Veya it is in north. In the north. Where is Antalya? South. Güneyde. North, kuzey, south, güney. Where is one? East, doğu. Where is İzmir? West, batı. Diğer kısımda tabloları ve boşlukları verilen bilgilere göre doldurunuz. Şimdi burada diyor ki Hello, my name is Brad Robinson. I'm 22 years old. I'm from England. I'm English. Ona göre ismini yazıyoruz, yaşını yazıyoruz, country ülkesini yazıyoruz ırkını yazıyoruz burada. İkincisinde car, ID kart kimlik kartını tam olarak vermiş. Biz tam tersinde ee, paragrafı dolduracağız. Name'e bakıyoruz Katarina Kosava. Hi, my name is Katarina Kosava. Yaşına bakıyoruz 16. I am 16 years old. I'm from Russia. Ülkesine bakıyoruz. I'm Russian. ırkını yazıyoruz. Diğer soruda diyor ki aşağıdaki ülke ve millet isimlerinden kullanılması gerekeni yuvarlak içine alınız. Ee, örnek I'm from Turkey. Mesela Turkish diyemeyiz orada. I'm Turkish. Orada da Turkey diyemeyiz. Bir numaraya bakalım. I'm from France. I'm French. Ben Fransa'danım. Ben Fransızım hepsinde mantık o. I'm from dediğinde ülke I'm from değil de sadece boşluk olduğunda ırk. He is from Japan. He is Japanese. Üç numaraya bakalım. She is from Britain. She is British. Dört numara. I'm from Russia. I'm Russian. Beş numara. They are from Spain. They are Spanish. 6 numarada diyor ki doğru şıkkı yuvarlak içine alınır. Circle the correct one. Birinci soruya bakalım. Aşağıdaki verilen resimlere bakarak ülkelerin doğru sıralanışı sıralanışı hangi seçenektedir? Bayraklara baktığımızda Türkiye, Amerika ve Japon bayrağı var. Yani şıklardan C, Turkey, the USA, Japan C doğrudur. İkinci soruya bakalım. May I take your razor sorusuna olumsuz cevap vermek istersek aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şıklara bakalım burada. E, olumsuz unutmayın. A'de diyor ki yes of course. B'de diyor ki sure. C'de diyor sorry not right now. D'de diyor yes you may. Bunlardan sadece C olumsuz. 3 numaraya bakalım. Üçüncü soru. Is he Turkish? O Türk mü? Bakıyoruz. Arap ve hani Deveye binmiş sanki Arap. O yüzden no he isn't B şıkkını diyoruz. 4 numaraya bakıyoruz. Buyur al ve tekrar söyle kelimelerinin İngilizceleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada da yine seçeneklere baktığımızda C seçeneği doğru. Here you are buyur al demek. Say that again please tekrar söyle lütfen. Beşinci soru tam Where is Turkey? Türkiye nerede? Türkiye nerede? Ali diyor ki It is in Asia and Europe. Hem Asya'da hem Avrupa'da Türkiye. Biliyorsunuz İstanbul'un bir kısmı Avrupa'da. O yüzden e, O yüzden arkadaşlar hem Asya ve hem Avrupa'yı seçiyoruz. 6 numarada diyor ki Jack is she from Turkey? Bakın resme bakıyoruz. Hindistanlı bir bayan. O yüzden Ayşe cevap veriyor ki no she isn't. Burada da no'larda dikkat etmeliyiz. Mesela D'de de no diyor ama he isn't diyor. Soru she soruyorsa cevapta da she demeliyiz arkadaşlar. Soru he soruyorsa cevapta da he söylemeyiz. Yedinci soruya bakalım. Where is one? Van? Van nerede? It is in the east. Doğudadır. Van şehir olduğu için he she kullanamayız. Son 8. soru. Are you from France? Sen Fransa'dan mısın? Ee, hani bunu kendine göre okuyorsun çünkü. Hani Fransız olmadığın için no I'm not diyorsun. You sorduğunda sen şu musun? Biz şöyle cevap veririz. Evet ben mesela böyleyim veya hayır ben böyle değilim. Birisi bize sen diye soru sorduğunda bize cevapta ben deriz. Kendimizi deriz değil mi? O yüzden soruda U varsa cevapta I veya V deriz. Hani tekili ise I çoğul ise V. Burada da no I'm not hayır değilim diyor. Böylelikle arkadaşlar yazılı sınav örnek videomuzu da burada bitirmiş oluyoruz. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum.